Kablosuz Kedi'nin yeni videosuna hoş geldiniz. Ben Gökhan Kandemir. Bu dersimizde de Firebase'imize devam ediyoruz. Geçen dersimizde ne yapmıştık? Ee, Firebase'in database'ini kullanarak bir tane kullanıcı ise kullanıcımızın altına e, to do'yu eklemeyi başarmıştık. Hemen bununla ilgili diğer işlemleri yapıyoruz. Ne yapmadık peki? Neyi yapacağız ona bakalım. Şu işlemi yapacağız. Burada, e, biz burada bir şey yazdığımızda mesela bir şeyler eklediğimizde tak diye buraya ekliyor. İşte bu işlemin nasıl yapıldığını göreceğiz. Hemen ben şu sayfayı alayım. Şurada neredeydi? Şuradaydı. Şu arkadaş şuraya aktarıyorum. Güzel. Şu an bunu yapmıyor. Peki bunu nasıl yapacak? Ona bakacağız. Bunun için bizim buradaki kayıtların state'inin değiştiğinin farkına varmamız lazım. Yani bir şekilde kayıtlarda tabii Firebase'de mesela nasıl bir şey ekler eklemez buraya şak diye geliyor. Bizim de bunu orada yapıyor olabilmemiz lazım. Şurada yapıyor olmamız lazım. Bu işlemi yapmak için kullanacağımız arkadaşlar zaten e, buradaki verinin değiştiğini anlayacak bir metot. On metodu. Hemen şunun altına geliyorum. Burada yapacağım ilk olarak. Tabii ki de Diyorum ki neredeki veri değiştiğini algıladığımda ben bunu yapayım. Yani spesifik olarak belirtebiliyorum. Diyorum ki kardeş şunun içerisinde bir değişiklik olduğunda şunun gibi users gibi bir tane daha eklendiğinde ya da users'ın içerisinde değişiklik olduğunda bir user daha geldiğinde bir user şu user'ın içerisinde değişiklik olduğunda bir tuduz gibi başka bir mesela project geldiğinde ya da tuduzun içerisinde bir değişiklik olduğunda yani bir kayıt daha geldiğinde aha benim yakalamak istediğim şey şu. Users'ın altındaki şu current user'ımın altında bulunan to-do'ların içinde bir değişiklik varsa çat onu al bana. O halde bunu referans olarak bir kaydedelim. Yani ben şurada diyorum ki mesela to do ref diye bir değişkenim olsun. Bu değişkenimde e, diyorum burada yine yukarıda yaptığım gibi şuna var verelim. Firebase nokta database'in referansını bize bir getir. Neyi veriyordu bu referans bana? Ta veriyordu. Hemen devam ediyorum. Child diyorum. Ne yapacağım? Child'ım neydi benim? Users idi. İşte bu. Tabii e, bunların bunları tek bir kalemde de yazabiliyoruz. Mesela users'ın altındaki işte current user'ımın altındaki diye slash koyarak da yazabiliriz. İki türlü de kullanalım. Users'ın altındaki benim current user'ım. Hop yazamadık current user'ım olacak. Ve onun içerisinde bulunan yani ben 3 tane child kullanmak yerine 2 tane child kullanıyorum burada. Yukarıda da çalışırdı bu. Farklı metodları olduğunu göstermek adına böyle yazıyorum. Child'ın altında bulunan to todos benim referansım bu. Diyorum ki to do ref to ref üzerinde pardon to ref içerisinde bir değişiklik olduğunda ne tarz bir değişiklik? Bir değer değişikliği. Bu değişiklikleri alabiliyorsunuz diyor ki mesela child'ın içerisinde bir değişiklik olduğunda, yeni bir kayıt eklendiğinde, child değiştiğinde, child silindiğinde bu tetiklenecek demek bu. Ben value diyorum. Bu hepsini kapsıyor. Silindiğinde de, değer değiştiğinde de, yeni bir değer eklendiğinde de, değerinde bir değişiklik olduğunda bu olsun. Ve bu ne yapıyor? Bir function çalıştırıyor bana. Bu function bize bir snapshot dönüyor. Yani bir e, görüntü dönüyor. Bu görüntümüz buraya isterseniz Ahmet de yazabilirsiniz, Cemil de yazarsınız, Kablosu kedi yazarsınız. Snapshot döndüğü için ben argümanın adını snapshot verdim burada. Bu bana genel olarak bir bütün bir değer döndürüyor. Bu değerim benim içerisinde birden fazla yani şurayı döndürüyor. Şuradaki arkadaşları döndürüyor. Benim burada erey olarak gelecek arkadaş 3 tane, 5 tane, kaç tane ise bunları ereyleri döndürmem ve bir yere basmam lazım. İşte basacağım şey nedir? İndeksimin altında şurada td'ler basacağım. Nasıl? Şurada tbody boş bıraktım. Bunun içerisine tr'leri basacağız. İçinde de td'ler olacak. Çok güzel. O halde bu işlemi bir yapalım. Öncesinde bir nargile ve çay içeyim bir saniye. Ne oldu? Gözler sapıttı oraya. Oradan oraya uçuyorlar. Vargile de yoruldu be. Umarım yeni yılda gerçekten istediğiniz gibi başarılı ee, ve dilediğiniz gibi <laughs> her şeyi umduğunuz gibi geçecek bir yıl olur diye diliyorum. Tamam. Snapchat'ın içerisinde veriyor bunu. Diyorum ki o zaman bu Snapchat'ı kardeşim sen bir for each ile dön. O halde. Değil mi? Each'i de yazamadık. Gerçi yazdık sanki ya. For each ile dön. Nasıl yapıyordum? Function diyorum. Bir fonksiyon dönecek ve her bir array içerisindeki her elemanı item içerisine atlıyorum. Başarılı. Şimdi ben basit olarak td ve tr ekleyeceğim. Yani tr yapı olacak. İçerisinde td'ler olacak. Kaç tane td olacak ona bakalım. 1, 2, üç tane olacak. Güzel. O zaman ben ilk başta diyorum ki kardeşim parent'ı bir alalım. Parent'ım ne ola ki? Hemen tahmin edin. Parent ne olabilir sizce? Tabii ki de benim to do listimin içerisindeki hatta parent'ı burada tanımlamayalım da parent'ı bunun en üstünde tanımlayalım. Yani şurada on işleminin altında tanımlayalım. var parent diyorum. To list isimli class'ın içinde bulunan, bunu şeyle de yapabilirsiniz find ile de yapabilirsiniz. Çıldırınlardan yani çocuklarından To to ne ya? tebadi al diyorum. To de, o da güzelmiş ha. To do list neydi ona bakalım. Table'ımın klasında var to do list. Ondan dolayı diyorum ki to do list'in içerisindeki T hedef alacağım. Parent'ım bu. Bunun içerisine ekleyeceğim çünkü tr ve td'lerimi. Güzel. Ve her şeyden önce bence parent'ı bir boşaltalım. Nokta. HTML. Sildim. Yani td'lerimin içerisi artık cillop gibi fıstık. Ve diyorum ki parent'ıma bir şey ekle. Append it. Ne ekleyeceğim ben burada? TR ekleyeceğim. Ve ne yapacağım? TR'yi kapatacağım tabii ki de. TR'imin içinde TD'ler olacak. Şu an hiçbirini yapmıyorum. Sadece boş bir TR atın. Hatta bir tane TD ekleyelim. Eklendi diyelim şuna. Hiçbir şey yapmıyorum. Daha dinamikleştirmedim burayı. Yine dedim sayfayı. Test dedim. Eklendi, eklendi geldi. Neden eklendi geldi buraya? Ee, tabii biz yine bir butonu basmadan yaptık bunu değil mi? şunu kesiyorum şuradan. Şuraya description wall şuraya yapıştırıyorum. Send to file butona bastıktan sonra bu işlemler olacak. Ona lütfen dikkat edelim. Pardon. Bas bir şeyler yazdım. Kayıt da bastım. Şu an hop tak 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 geldi. 3 tane kayıt var çünkü diyor. 1 2 3 gördüğünüz gibi 3 tane eklendiği buraya getirdi. Bir şeyler ekledim, bastım. Hop direkt geldi. Gayet başarılı. Güzel. AppHunt ile bunu ekliyor ama tabii benim burada 3 tane sütuna ihtiyacım var. 3 tane de içerisinde elemente ihtiyacım olacak gibi gözüküyor. İlk olarak diyorum ki ben şöyle de yapayım. log da ben item'ı nasıl kullanacağım? Item içerisinde bana key dönüyor ya da value dönüyor. Key dediğimiz arkadaş şu arkadaş. Value'su da şu. Key, value. İşte bu kadar. O yüzden diyorum ki buraya ben bunun value'sunu kullanacağım ve value'lardan description'ını alacağım. Çünkü birden fazla neyim var? Şuradaki arkadaşım var. Gördüğünüz gibi pardon key şu özür dilerim. Value'su şu. Tamam. Yani Value'lardan da complete item alacağım. Description'ımı alacağım. Şu anlık Description almak istiyorum. Güzel bu şekilde bitirdim ve şunu kapattım. Sayfayı yeniler yenilemez. Aslında şu an aktardı. İncele konsola baktığımızda yenileyim sayfayı. Gelecek şimdi Gördüğünüz gibi gelmedi. Gelmemesinin de sebebi var tabii ki de kendince bir sebebi var. Bu kalsın. Aslında biz bunu buraya bas yaparak yanlış yaptık. Çok özür dilerim tekrardan. Şunu şuradan şuraya alalım. Şu referansı şuraya aldım. Butonun içerisinde değil. Bu her daim bunu dinliyor olacak. Geldim geriye. Diyorum ki hatta yenileyim sayfayı. Şimdi buraya gelmesi lazım. Gördünüz mü? Video çektiğin a a a r r, r d, d d bilmem ne. Benim kayıtlarımda neler var? Video çektin mi? a a a r, r r r d d bilmem ne. Gördüğünüz gibi getirdi. Çok güzel. Ben eklediğim anda bunu yaptı. Yo çıkmak istemiyorum. Sen niye çıktın ki öyle? Bir şeyler daha ekledim. Bastım. Hop bu sefer sonuna onu da ekledi. Poğaça ne yapıyorsun ya? Şşş Sus! Kaç olmuş saat? Hayvan. Cık cık cık. Kusura bakmayın. Tamam, her şey mükemmel. Devam ediyoruz o halde. Bu arkadaş lan bir dur dur ne oluyor? Bilgisayar kafayı yedi yemin ediyorum şu an. Sablim de geldi araya. Tamam. Şunu da kapat. Güzel. Devam ediyoruz. Bir an videoyu durdurup durdurmamak, tekrardan belli kısımdan sonra çekip çekmemeyi düşündüm ama tekrar devam ettim. Ee, şuradaki butonun içerisine aldık Orada bir tabi gecenin bu saatinden Kaynaklı bir hatam oldu Bu yüzden özür dilerim bunu dışarıda tanımlamalıyız. Tanımlamalıyız. Çünkü neden? Ben burada bir kayıt yaptım. Daha sonradan kayıtlar üzerine bir değişiklik yapacağım. Bir kayıt sileceğim gibi. Aksiyonların hepsini burası zaten otomatik olarak alacak. Sayfa yüklendiğinde de veri tabanında bulunan, Firebase'de bulunan verileri alıp bana yazması için ben burayı kullanacağım zaten. Bundan dolayı bu herhangi bir butona, herhangi bir event'e bağlı olmamalı. Kendisi başlı başına bir event. Şimdi... Devam edelim o halde işlemlerimize. Ben bunu aldım ve bunu ekranda bastırabiliyorum. Şu şuradaki komut yardımıyla kalsın şimdilik. Diyorum ki kardeşim bunu buraya ekle ama td'leri mi benim burada yazarsam buraya böyle bir çok uzu, uzayacak ve karışık olacak. Bunları birazcık basitleştirelim. Desk description diye bir tane değişken oluşturdum ve bu değişkenim td'den oluşuyor. İşte bu kadar. İki tane td yapacağım. Araya tabii ki de dinamik veriler girecek. Nedir o dinamik veri? Description. Çok basit. Description değil tabii ki de neyin description olacak bu? Şu o description burası. Item.wall nokta description yani buradan dönen verilerden verideki değerleri al neyi al değerlerin içerisindeki valuelardan description valuesunu getir gayet güzel description'ı bu şekilde elde ettik ikinci arkadaşımız completed status completed diyelim biz buna completed status dedik eşittir yine aynı şekilde bir tane td olacak şu anlık bu kadar hop kapattım kapattım açtım ortaya ne girecek bizim burada kullandığımız td yani şurada kullandığımız td aslında birer input buna daha gireceğiz şimdilik biz buraya bir tane input bırakalım daha sonradan buralar değerlenecek input bırakalım o input zaten kendisini yapacak buna da completed demeyelim de completed element diyelim element kalabilir Hiç sıkıntı yok hemen diyorum ki kardeşime sen içerisine bir tane input alacaksın bu yüzden bunu kapatmaya gerek yok şimdilik input al type'ın checkbox olacak ve class'ın şu an bir şey olmayacak daha sonradan gireceğim ve bu kadar ve durumun checked, checked olmadığını nasıl göstereceğiz? Yani false ise mesela checked olmamalı. Yani ben burada şuradaki gibi mesela bunlar false ama bunlar true. Bunları burada belirtmem lazım. Checked ya da checked olmamalı. Bu yüzden buraya checked ya da checked yazma checked ya da checked yazmamalıyız. Bunu da burada bir tane değişkenle yapalım. Nokta virgül koyalım da şuralara. Var comp completed dedim. Completed eşittir. Burada yapacağım işlem de oldukça kolay aslında. Tek satır bir if kullanacağım. Item'ın value'larından completed arkadaşımız completed arkadaşımız eğer true ise buraya checked yazacaksın. Checked metin olarak. Eğer değilse hiçbir şey yazma. Ve bu completed'ı da geliyorum şurada şu arkadaşı kesiyorum. Şuradaki tırnaktan şuradaki tırnağa kadar. Artı diyorum. Bu değişkini buraya yazıyorum. Ve tekrardan tırnakla açarak şuradaki metni yazdırıyorum. Böylece completed elementimi de yapmış oldum. Araya değişkenlerimi kullanarak. Ve son element olarak tabii ki de ne yapacağız? Buton ekleyeceğiz. Burada da remove btn elem dedim. Onu da description elem diyelim de elem. Güzel. Yine aynı şekilde td ekledim. Evet td'mizi eklemiş olduk. td'mizin içerisinde ne ekleyeceğiz? Buraya bir tane bootstrap butonu ekleyeceğiz. Tekrardan bunu sildim. Button dedim. Kapattım. Butona buraya sil dedim. Ve burada eklemeler yapalım. Biraz. Klası btn btn danger btn block olsun bence. Ve klas olarak remove button diyebiliriz buna. Gayet güzel. Class değeriyle her şey tamamlandı. Şimdi bunları buraya ekleyeceğiz. Çok basit. Nasıl ekleyeceğiz? Kapattım burayı. E, artı description elem. Artı completed elem. Artı remove button elem. Artı tırnak. İşte bu kadar. Bakalım çalışacak mı? Hemen geldim tekrardan. Arkadaşımıza yeniledim şu an yüklemeye çalışıyor. Tak geldi. Gayet başarılı bir şekilde verileri getirdi. Yeni bir to do dedim. Kaydete bastığım anda direkt getirdi. Gördüğünüz gibi işlem başarılı. Biz default olarak yani varsayılan olarak eklerken complete to true dediğimiz için false dediğimiz için bunların hepsi ne yapıyor? False geliyor. Şimdi size çok güzel bir şey göstereceğim. Şunu şöyle indireyim. Küçülteyim de. Şöyle dursun şurada. Köşede. Şuna geldim. Pardon ortalık karıştı. Neyse diğer tarafı aslında keşke hiç yapmasaydım onu. Yan yana da getir getirmedi sıkıntı yaşıyoruz ya. Neyse şu video çektin mi true yapalım. True. Enter'a bastım ve düzenlemeyi şimdi yaptı. Hop yaptı. Buraya geldim. Bakın otomatik olarak oldu. Ben hiç inilemedim. işte real time bu. Yani arkadaş şuradaki arkadaş onu dinliyor. Orada bir değişiklik varsa buraya direkt yansıtmış oluyor. Bu dersimizde de ne yaptık? Yeni bir tu ekledikten sonra ve herhangi bir şekilde bir değişiklik olduğunda şuradaki tablonun oluşturulması işlemini gerçekleştirdik. Hemen bunu da gite aktaralım. Git status, git add yıldız, git commit -m diyoruz ki on metodu kullanılarak Firebase içerisindeki verileri real time olarak getirilme işlemi yapıldı. İşte bu kadar. Bu video birazcık uzun oldu sanki. Benim hatalarımdan kaynaklı ve saat gerçekten 4 oldu. Yoruldum tabi gün boyu da. Başka şeylerde çalıştım. Neyse çok konuştuk. Bir hata yaptıysam çok özür dilerim. Umarım eğlenceli bir ders olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kodlamayı asla unutmayın.